Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, üniversitemizin Marka Patent Kulübü'nün düzenlediği Global Para Haftası kapsamında düzenlenen finansal farkındalık, risk yönetimi ve bilinçlendirme eğitimine hepiniz hoş geldiniz. Dün Ankara'da başımıza gelen bu üzücü durumdan dolayı şehitlerimiz adına sizleri önce saygı duruşuna, sonra da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Arkadaşlar, bu arada girerken aldığınız bu testleri çıkarken arkadaşlarımız toplayacaktır, haberiniz olsun. Şimdi Habitat Kalkınma Derneği'nden konuk ettiğimiz proje koordinatörü Envercan Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarım ve arkadaşlarımız, tekrar hoş geldiniz diyorum ben sizlere. Etkinliğin organize edilmesinde büyük katkı sağlayan Marka ve Patent Kulübü'ne özellikle teşekkür ediyorum. Ben Envercan Yüksel. Normalde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansıma devam ediyorum. Fakat neden buradayım? Niye bu işi yapıyorum? Önceden bahsedeyim ben sizlere. Üniversite hayatıma başladığım zaman her seferinde bugün okulda, okul çıkışında eve, okul çıkışta eve tarzında monoton bir hayattan ziyade bir şeyler yapmak isterim kendi kendime. Hep okul ev, okul ev şeklinde olmasın, fakat aynı şekilde de gençlere bir katkı sağlamak, gençlere katkı sağlarken ülkeye katkı sağlamak için bir şeyler yapmak istedim. Bu kapsamda Habitat Derneği ile tanıştım ilk önce ve bu derneğin yürütmüş olduğu projeleri araştırdığım zaman gerçekten de ülkenin tamamında 81 ilde ve binlerce eğitmeniyle beraber gerçekleştirdiği projelerle sürdürülebilir bir kalkınmaya destek olduğunu gördüm. Bu kapsamda hani derler ya, Türkiye kazan ben kepçe gibi, bugün buradayım, yarın Samsun'dayım, ertesi gün Antalya'dayım derken üniversitedeki öğrencilerindeki arkadaşlarımla, zaman zaman lisedeki arkadaşlarla finansal okuryazarlık konusunda bilgilerimizi paylaşıyoruz. Peki neden paylaşıyoruz? Hedeflediğimiz tek bir şey var: sürdürülebilir bir kalkınmaya destek olmak. Peki nedir sürdürülebilir bir kalkınma? Şu en basit tabiriyle söylüyorum bunu. Sizlerin farkında olduğunuz bir konuyu çocuklarınıza da aktarmak ve onların da çocuklarına aktarmasıyla devam edebilecek bir süreçtir. Şimdi sürdürülebilir bir kalkınma demişken onu ben size videoyla daha rahat bir şekilde aktarayım. ...2012 is when leaders and citizens come together to put the world on a new path. A path to a sustainable future for our planet. To ensure that social inclusion, economic growth
and a clean and secure environment go hand in hand. To go beyond economic wealth as the only measure of progress. Sustainable development means meeting the needs of today and ensuring we can meet those of generations to come. Lifting people out of poverty while protecting the planet's resources. It means equal opportunity, decent jobs, safe drinking water, sufficient food, quality healthcare, and education. Access to energy for all. Sustainable human development means a more secure world. This is the future we want. Evet, sürdürülebilir kalkınmanın konusunu işte demin devam bu şekilde. Ekranda görmüş olduğun, en son görmüş olduğun Rio'nun 6-20 simgesi vardı. O simgenin açıklaması da şu şekilde. Bundan yıllar öncesinde Birleşmiş Milletler Konferansı'nda gene hep beraber toplanmışlar. Asıl üyeler ve yedek üyelerle birlikte. Ama konuşulan konular her seferinde aynı. Savaşlar, depremler ve felaketler konuşuluyor Birleşmiş Milletler'de. Arka taraftan sivri zeka bir abim parmak kaldırmış. Her seferinde aynı konuları konuşuyor. Fakat sürdürülebilir bir kalkınmaya nasıl destek sağlayabilir? Çünkü her konuştuğumuz konu yetişkinler düzeyinde bir konu. Biz ne yapabiliriz de gençleri de bu işin hesabının ortasına çekebiliriz, onlarla ilgili bir çalışma yapabiliriz diye düşünmüşler. Ve bunun sonucunda da çok uçuk bir zaman belirtmiş. 1000 yılın kalkınma planı adı altında bir planlama düzenlemişler. Ve bunları gerçekleştirmek üzere de Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerden kendilerine destek olmak için dernekler kurulmasına karar vermişler. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de bizim gerçekleştirdiğimiz programın Habitat Derneği tarafından Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına Birleşmiş Milletler UNDP ile Kalkınma Bakanlığı ve Visa Europe şirketleriyle 3 şirketle beraber ülkedeki sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak için çalışmalara başladılar. Bunu da söyledikten sonra yavaş yavaş artık arkadaşlar eğitimde başlayalım. Eğitimimizin temel konusu finansal okuryazarlık konusu. Aslında açıklamasını bu şekilde yapmışlar. Kişinin para kullanımını vesaire söylemişler. Finansal okuryazarlık deyince aklında gelen bir şey var mı? Mesela benim aklıma finansal okuryazarlık deyince şu geliyor diyebilir misiniz? Var mı fikrini belirtmek isteyen bu konuda? Orada bir arkadaşım var, buyurun. Evet, başka? Tamam, çok fazla şey yapmayalım. Finansal okuryazarlık konusu. Finans konusu benim aklımda parayı çağrıştırıyor. Okuryazarlık konusu da parayı okuyan ve yazabilen insan. Daha bir basit tabirle, kişinin cebindeki parayı en etkili bir şekilde değerlendirebilmesine finansal okuryazarlık diyoruz. Finansı okuyabilen, cebindeki paranın girdisini ve çıktısını bilebilen insan anlamına gelir. Hepimizin başına gelmişti. Ben özellikle bu sohbetimde biraz kendimden örnek vereceğim. Fakat %90'ının başına gelen şeylerden bir tanesidir. Her iPhone'u geldiğinde, cebinden 50 liranın veya 20 liranın nerede olduğunu bulabiliyor musunuz? Bulamadığınız zaman oluyor mu? Hesapladınız. Gülmeler başladı, evet oluyor. Ben de oluyor. İstisna yok ama. Her ay sonunda en az 50 liramın nerede olduğunu bulamam. Oturup 2 saat, 3 saat, 2 gün, 1 hafta düşüneyim, o 20 liranın, 50 liranın nerede olduğunu bulamam. Bulabilen var mı? Varmış. Arkadaşım da herhalde bir şey yapıyor bu konu hakkında. Evet, buyurun. Evet. Onlar sabit, evet. Çıkar diyorsunuz. Yani ben düşünürsem onun... Ben düşünürsem onu bu şekilde çıkartırım diyorsun. Tamam, teşekkür.
Peki, teşekkürler. Başka fikrini belirtmek isteyen var mı? Hala benim yer... buyurun, pardon. Teşekkür ederim. Gerçi bizim eğitimcinin temel mantığı da bu. Bütçe yapabilme alışkanlığının olmaması ve bütçenin yapılmamasından dolayı gerçekleştirilen sıkıntılardan kaynaklanıyor. Yavaştan başlayalım bakalım. Peki bu eğitim sohbetimin boyunca nelerden bahsedeceğiz veya ki neleri konuşacağız? Birazcık birikimlerden bahsedeceğiz. Birazcık finansal hedeflerimizden, birazcık bütçelerden, yatırım ve borçların konusunu işleyeceğiz. Parayı nasıl konumlandıralım? Para deyince aklımda gelecek olan şeylerden birkaç tanesi bunlar. Hedefte ulaşmak için bir araç, hayatımızın bir parçası. Bazı insanlar vardır, parayı kendisine araç olarak kullanırlar. Bazıları da amaç olarak kullanırlar. Para deyince benim aklıma başka bir şey geliyor veya benim için para budur diyebilen arkadaşımız var mı? Mesela kağıt parçası diyor bazıları. Başka var mı onun haricinde? Evet, buyurun. Teşekkürler. Başka? Herhalde yok. Peki bir şey soracağım ben işte. Şunu para olarak değerlendirin. Bunu 10 lira, 20 lira veya 30 lira, benim cüzdanımda yok. 20, 30 veya 40 lira olarak bir değerlendirin bunu. Tamam mı? Bu bir para. Ben bu parayı buraya koyuyorum. Bu parayı da 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon veya ki sonsuz para olarak değerlendirin. Ama bana ait o para. Tamam mı? Bu paranın burada durması, bana herhangi bir faydası var mı? Efendim? Zararı var, faydası yok diyor. Hemen alınabilir oradan, doğru. Evet. Peki, bana sağladığı katkı konusunda herhangi bir faydası var mı? Siz o paraya istediğiniz kadar değer vermediğiniz sürece, o paranın bir paraya değer veren sizlersiniz. O parayla ne yapacaksınız? Hayallerinize ulaşabilirsiniz, hedeflerinize ulaşabilirsiniz, ihtiyaçlarını gidermek için kullanabilirsiniz parayı. Fakat paranın var olması size bir katkı sağladığı anlamına gelmiyor. O para her zaman orada durabilir, size ait olabilir, sonsuz bir miktarda para var olabilir sizin hayatınızda. Fakat bu size hiçbir fayda sağlamıyorsa, paranın para olmasının bir amacı yoktur. Hemfikir miyiz bu konuda? Hemfikir. Paradan bahsetmişken parayı neden kullanıyorduk? Hayallerimde ve hedeflerimde ulaşmak için kullandık, değil mi parayı? Bir tane seçeneklerden bir tanesi bu. Tarihin, çok eski tarihlerden bu zamanlara baktığımız zaman insanlar her zaman bir şeyleri hayal etmişler. Örneğin bundan yüzyıllar öncesinde Mars'a gitmek hakkında bir şey konuşacağım. Millet herhalde Mars neresi veya oraya gidilmez gibi kelimelerle tuhaf karşılarlar. Şu anda bile gezegenin en son gezegene ulaşabilmek için ben bir şeyler söylesem bana inananlar herhalde yoktur. Peki nedir hayalle hedef arasındaki fark? Var mı fikri olan bu konuda? Veya birisi hayallerinden bahsedebilir mi? Var mı hayallerinden bahsetmek isteyen? Yok. Burada var mı? Yok. Peki. Şimdi hayaller ile hedef arasında bazı bir fark vardır. Bir şeyi hayal edebiliyorsanız onun gerçekleştirilebilir olmasından da bahsediyorsunuzdur. Hayal ettiğiniz şeyi gerçekleştirilebiliyorsa orada bazı şeyler vardır, kriterler vardır. O kriterler işte şurada. Smart kriteri. Smart kriteri diyor ki eğer bir şeyi hayal ediyorsanız o hayalinizin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve sürekli olmasından bahsedebilmeniz gerekiyor. Bir hayaliniz varsa ve ulaşabilmek istiyorsanız hayalinize. Örnek vermek istiyorum. Doktora yapmak. Üniversiteden mezun olduktan sonra doktora yapmak benim bir hayalim. Bu ulaşmak istediğim bir hedefim. Peki ben doktora yapmak için hayalimi doktora yapmak olarak belirledikten sonra bunu elle tutulabilir bir şey haline dönüştürmem gerekiyor. Yani kısa bir tabirle bunu planlamam gerekiyor. Hayalle hedef arasındaki bariz fark planlama. Planlamayı gerçekleştirdiğiniz takdirde aşağıdaki smart kuralını uyguladığınızda hayalinde gerçekleştirmek için gerçekleştirmemek için önünde hiçbir engel kalmayacaktır.
Önceliklendir demiş hayalimizi en sağ tarafta. Önceliklendir derken şunu önceliklendirmekten bahsediyor. Doktora yapmak benim tepedeki hedefim ve bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Lisans eğitimini bitirmem gerekiyor, yüksek lisans yapmam gerekiyor. Ardından da Alef sınavına girmem gerekiyor alt basamaklarda, YDS sınavına girmem gerekiyor alt basamaklarda. Bunun hangisini ne zaman yapmanız gerektiğini sağ taraftaki önceliklendirdiğiniz zaman hedefinizde en azından yolunuzu görmüş olursunuz. Bir sonraki basamak sınava girmek. Bir sonraki basamak yüksek lisansı bitirmek gibi. Bu şekilde yaptığınız takdirde hayalinizden azından havada kalmayacaktır. Havada kalmadığı zaman da biriktirmiş olduğunuz veya yapmış olduğunuz paraların da bir amacı olmuş olacak. Milli piyango bileti. Aramızda milli piyango bileti alanlar var mı? Bayağı var herhalde. Ben şok almışımdır. Her şekilde işte alıyoruz herhalde. İlla ki aramızda milli piyango bileti almışızdır. Peki, basit bir soru. Milli piyango sizi çıksaydı ne yapmak isterdiniz? Dünyayı değiştirmek mesela. Var mı? Var mı? Buyurun. Efendim? Evet. Başka? Belki. Tamam. Başka var mı? Buyurun. Okulu bırakırdın diyor. Teşekkürler. Buyurun. Peki. Peki. Teşekkürler. Başka var mı? Buradan hayalini söylemek isteyen veya milli piyango bileti kazandığınız zaman yapmak istediğiniz bir şeyler var mı? Burada yok. Burada var mı? Pardon, buyurun. Teşekkürler. Başka? Yok herhalde. Peki. Ekrana baktığımız zaman burada tamamen soru işareti koymuş bir adam görüyorsunuz. Ve altında milli piyango talihlisi değil, en alt tarafta talihsizi yazıyor. Yani milli piyangonun bir talih olmadığını, talihsizlik olduğunu söylüyorlar. Ama neden? Fikri olan var mı? Buyurun. Yani bilinçsiz harcamalardan dolayı diyorsunuz. Tamamıyla bilinçsiz harcama. Teşekkür ederim. Efendim? Evet. Evet, evet. Başka var mı? Soru işareti hakkında fikri olan? Buyurun. Efendim? Havan pava diyor. İlla ki bitecek o bir şekilde. Arkadaşlar, milli piyango... aslında şunu düşünün. Türkiye'de en eski milli piyango kazanan insanların hayatlarına bakın. Bundan 15 yıl öncesinde, 16 yıl öncesinde kazanmış olan insanlara bakın. Hepsi milli piyango bileti kazandıkları andan itibaren işlerinden istifa ettiler ve hayallerini gerçekleştirmeye başladılar. Fakat hal vurup harman savurdukları için emin olun bunlar birkaç sene sonra eski askeri ücret aldıkları işlerine dönebilmek için çaba sarf ediyorlar. Bu bir gerçektir. Ve Amerika'da yapılan bir araştırmada şunu gözler önüne sermişler. Diyor ki, milli piyango kazanmadan önce benim istifa etme oranım, milli piyango kazandıktan sonraki istifa etme oranından daha düşük. Yani milli piyango kazandığım zaman istifa etme oranım çok daha yüksek olacak. Neden? Çünkü milli piyango benim alın terinle kazanmadığım bir para. Emek vermeden kazandığım bir para olduğu için milli piyango havadan gelen bir para anlamına taşıyor. Havadan gelen para demişken sizi şu hikayemi anlatayım ben. Bundan tabii yıllar öncesinde lisede okurken arkadaşlarımla beraber şey yapmıştık. Arkadaşın babasının arabasını kaçırmıştık. Çoğumuz yapmıştır herhalde bunu. Arabayı kaçırdık, dolaşmaya başladık arabayla. Çukurlar, tümçekler falan vardır. Biliyoruz onları. Arkadaş tabii ki buradaki arabasını 90'la 100'de falan kullanmaya başladı. Ama araba öyle bir gidiyor ki, çukur, tümçek önemli değil. Üniversitenin 3. sınıfına geldim. Kendisi benden büyük olduğu için üniversiteyi bitirmiş ve işe başlamıştı. Ve yine arabasını almış kendisi. Ama güzel bir araba, sıfır bir araba almış. Dolaşalım mı abi dedi. Tamam dedim, dolaşalım, sıkıntı yok. Çıktık yola, tümçekler yine böyle aynı çukurlu mukurlu yollara geldik. Zamanında 90'la 100'de giden araba tümçeklerden bu sefer 15-20 ile falan gitmeye başladı. Durdu duracak yani tümçeği geçene kadar. Kenara çektik. Abi dedim, ne değişti o günden bugüne? Ne fark etti? Yani o günlerde 90'la 100'de geçiyordum. Bugün 20 ile 15'te falan geçiyorsun dedim.
Dedi ki, abi dedi, ben aldım o arabayı dedi. Yani benim arabam dedi o. Emek verdim, benim çalıştığım için, kendi arabam olduğu için dedi. O günlerde hata yapmışım dedi. Aynı mantık. Havadan gelen araba, arabaya davranışınız farklı. Babanızın veya aileden birisinin arabasına davranışınız farklı. Ama kendi aldığınız arabaya çok daha farklı davranacaksınız. Bu yüzden emek verdiğiniz, alın teri tükettiğiniz şeylerde sizlerin yönetebilme isteğini çok daha fazla. Bu iflas etme demişken, iflas etme yöntemlerinden, iflas etme yöntemi demeyelim de, iflas etme sebeplerinden bir tanesi de bunlar. Birkaç tanesi bunlar. Ya Milli Piyango'dan 5 trilyon para çıkmış bana. Ben gidip de kıyafetin veya arabanın saatini soracağım. Mümkün değil. At cepete, saat güzelmiş at cepete, araba güzelmiş bunu da alalım. Biner binmezsek kahvede durur gibisinden düşüncelere sahip olacağım. Bir şey sormak istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz bir saat var. Şu saat. Ortalama fiyatı da 550-600 bin TL fiyatı var. Arkadaşlar, efendim? 550-600 bin TL civarında. Trilyona kadar varan fiyatları var. Hiç üşenmedim arkadaşlar, hiç üşenmeden Ankara'da bir alışveriş mağazasına gittim. Bu saat, adama dedim ki en pahalı saatini çıkartabilir misin dedim ben. Bana 800 bin TL'lik bir saat çıkarttı. 800 bin TL. Korkarak masaya koydu. Ben de cebim, o zamanlar saatim vardı. Bir yerden 5 liraya mı almıştım o saati. Onu çıkarttım, masaya koydum. Tam saniyeler 12'yi gösterdiğinde aynı anda başlattım o saatleri. 800 bin TL de 12 geldiğinde başladı. 5 TL olan saatim de 12 geldiğinde başladı, saniyesi. Ve ilginç olan nedir biliyor musunuz? Bir dakikayı salise şaşmadan aynı zamanda bitirdiler. Peki ben bu saatte niye 800 TL para veriyorum? 800 bin TL para veriyorum. Bu saat benim ihtiyacımı aynı anda görüyor. Dünya saatini başka bir gezegenin veya ki başka bir oluşumun veya ki benim bilmediğim bir evrenin saati var da o yüzden mi 800 bin TL diye bir şeyler düşünmüştüm o zamanlarda. Buyurun. Yani bazı alanlarda oyunun kuralı bu biliyorsunuz. Hani birçok telefon var. Yani telefon dediğiniz şey alo ya da şu an işteyim ya da sınıftayım için yani bunlara yarar. En kötü maillerine bakarsın. Ama şimdi bir görüşmeye gittin atıyorum ya da bir toplantı var. O iPhone'u çıkartıp koyduğun zaman ya da o anahtarlık BMW'nin olduğu zaman bir Renault'un değil de işlerin rengi çok daha farklı değişiyor. Sana bakışı değişiyor. İşi senin alıp almaman de değişiyor. Yani ben 800 bin tabii ki de fazla. Gereksiz para. Hani 41 trilyonum olsa da çok daha fazla olsa da almam. Ama yani bu oyunun kuralı gibi düşünüyorum ben. Diye düşünüyorsun. Bu şeye bence Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye olayına bence herhalde. Evet gerçekten de öyle düşünen arkadaşlarımız veya öyle düşünen medya veya ki kurum kuruluş patronları da var. Ki bu gerçektir. Ama bu onun için avantajken benim için dezavantaj taşır. Sonuçta giden para onun değil. O para benim cebimden çıkacak onu almak için. Bunu hiçbir şekilde düşünmezler. Onun lüks tüketim konusunda tekrar bahsedeceğim o konudan ben. Yani demek istediğim şudur. Bu fiyatlara bir şeyi alabilmek mantıklı gelmiyor bana. Mantıklı geliyor diyen var mı arkadaşlar? Bu konu bana mantıklı veya bu saati ben olsam yine ben bu saati alırım diyen var mı? O yüzden... Efendim, buyur. İlla ki var. Ya sonuçta o değere sahip ama o para. Yoksa zamanı falan daha hızlı... Örnek olarak diyorum. Örnek olarak. Yoksa 800 bin lira versem ben sadece saat için zamanı durdurmuşum. Aynı şeyi gösterdik sonuçta, evet. Üzerindeki işlemelerden sebep o kadar. Aynen. Ondan sebep olabilir yani çok. Teşekkürler. Tamam. İflas etme yöntemi... Efendim buyurun, pardon bu arada. Evet, devam edecek. Var ileride. Devam var. Merkez Bankası'nın faizleri, kart kullanım faizleri. Mesela Amerika'da bir tane istihdamı açıklanıyor, ona göre dolar yükseliyor veya düşüyor.
Şimdi şunu söylemek isterim. Öncelikle şimdi şunu söyleyeyim ben size. Özellikle bu eğitimin amaçları profesyonel bir finans eğitimi değil. Tamamen farkındalık yaratmak üzerine bir eğitim. Kart kullanımları, kart faizleri, yatırım çeşitleri vesaire vesaire konularımız var ileride. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Peki, iflas etmemek için ne yapmamız gerekiyor? Bunları anlattık. İnsanların iflas etme sebeplerinden bahsettik. Bunun için temel mantıklardan bir tanesi şu. Gelirimizden fazla harcamamak. Yani ayağımızı yorgana göre uzatmak. Bunu yaptığımız takdirde iflas etmemiz veya ki gelirlerimizden eksi seviyelere düşmemiz mümkün değildir. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Eğitimin temel direktlerinden bir tanesi farkındalık yaratmak dediğimiz konulardan bir tanesi de bütçe yapabilmek. Eğer bizler siz gençlere veya Türkiye'deki bütün gençlere finansal okuryazarlık konusunda bütçe yapabilmeyi öğretebilirsek, kendi cüplerindeki parayı kontrol altına almalarını da öğretmiş olacak aynı şekilde. Peki bütçe yapmak için çok fazla bir şey mi ihtiyacımız var? Hayır, yok. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kağıt kalem, bir tane Excel belgesiyle, eğer internet kullanmayı, bilgisayar kullanmayı seviyorsanız, bunları gerçekleştirmek için yeterli. Peki ne yazacaksınız bunlara? Örnek vereyim. Dedim ya, hani ben iPhone'u geldiğinde cebimdeki 20 liranın, 50 liranın nerede olduğunu bilmiyorum demiştim. Bir arkadaşımız da oradan bütçe yaptığını söylemişti. O paranın nerede olduğunu görebilmek için bütçe yapmanın önemi tartışılmaz. Bütçe yaptığınız zaman o gün, o hafta veya ki önümüzdeki ay nerede harcamalarından fazla yaptığını da görmenizi sağlayacak. Bir gün bütçe yaptığımda o ayın toplam sonucunda 56 bardak fazla çay içtiğimi gördüm okulda. Yani 50 kuruşluk çayı bile yazmıştım oraya. Fakat benim param yetmediği için 56 bardak fazla bir çay içmenin bana getirdiği yükümlülükten bahsettim. Onu görmüş oldum. Yani ben 56 bardak çay içmesem de olur. Veya çayımı evden termosta koyup götüreceğim de o paranın benim cebimde kalması benim için daha avantajlı olacak. Fakat efendim. Evet. Evet. Değil mi? Ekstra harcamalardan. Tabii. Onları kutmak anlamında söylüyorum. Benim için param cebimde kalmış olacak. Ve bu parayla da benim hayallerime ve hedeflerime ulaşmak için yeterli bir miktar biriktirmeme sağlayacaktır. Peki, bir bakalım. Kimler bütçe yapıyor? İnsanlar bütçe yapar. Yani bizler. Organizasyonlar bütçe yapar. Ülkeler bütçe yapar. Ve şirketler bütçe yapar. Bütçe yapmayan aslında yoktur. Bütçe yapmayan kim vardır? İnsanlar vardır. Kaç kişi bütçe yapıyor diye sorabilir miyim burada? Bütçe yapan kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salonun yarısından daha azı da bütçe yapıyor arkadaşlar. Peki bütçe yaparken devam et. Nasıl bütçe yaptım diye soracağım öncelikle. Bütçe yaparken ne hedefliyorsunuz? Mesela bütçe yapıyorsunuz fakat neden bütçe yapıyorsunuz? Evet. Evet. Var mı fikrini belirtmek isteyen? Evet, buyurun. Gereksiz harcamalardan kaçınmak için bütçe hesabı yaparız. Bu da bize fayda sağlayacak ki gereksiz harcamadan kaçınacağız. Gereksiz harcamalar, evet, tabii. Evet, teşekkürler. Başka var mı? Ben şu yüzden bütçe yapıyorum, buyurun. Nereden tasarruf yapmam gerektiğini görürüm diyorsunuz. Evet. Yani kısaca bütçeyi kontrol altına alabilmek için diyebiliriz buna. Teşekkürler. Var mı başka fikrini belirtmek isteyen bu konuda? Yok. Arkadaşlar iki tane sorun var size tahtada. Birikim yapıyoruz ama birikimi nasıl yapıyorsunuz? Sorun burada. Ekranda gördüğünüz iki tane seçenek var. Birinci seçenek diyor ki geri vekçi harcama birikim. İkincisi diyor ki geri vekçi birikim harcama. Yani elinde 1000 TL para var. 1000 TL paranızdan gerekli olan harcamaları yaptıktan sonra elinizde kalan parayı birikim hesabında mı koyuyorsunuz? Yok ve tam tersi birikim hesabında önceden ayırıp kalan parayla mı birikim yapıyorsunuz? Birinci diyen efendim. Önce ayırıyorsunuz. Birinci
seçeneği yapan kaç kişi var? Birinci seçeneği yapan. Birinci seçenek ne? Harcama ekçi birikim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bayağı var herhalde burada. Peki ikinci seçeneği yapan kaç kişi var arkadaşlar? İkincisini yapan. İkincisini yapan daha az sanki. Aslında şöyle bir soru da geliyor bazen. Hocam aslında olması gereken ikinci ama ben birincisini yapıyorum. Doğrusu aslında evet. Arkadaşım diyor ki birikim hesabımı bir kenara ayırdıktan sonra diyor gelen para kalan parayla bir ayı idare etmeyi öğreniyorum diyor. Doğru mu? Evet. Çünkü bu doğru olan seçenek. Çünkü 1.000 lira paranız varsa 1.000 lira paranında birikimi ayırmadan harcama yapmaya kalkarsanız ona göre kıyafet alırsınız. Ona göre eğlenceye gidersiniz. Ona göre yeme içme alışkanlıklarında devam edersiniz. Kalan para 20 lira. 20 lira bu ay birikim yaptım dersiniz. Fakat siz aklınıza ben bu ay 100 lira birikim yapacağım dediğinizde 1000 liradan 100 lira çıkarttığınız zaman 900 TL ile tam bir ayı geçinmeyi öğrenirsiniz. Ona göre yemek yersiniz, ona göre kıyafet alırsınız, ona göre gezersiniz, ona göre eğlenirsiniz. Bunların şeyin dışında, elektrik, telefon ve su faturaların tamamen dışında. Olması gereken ikinci seçenek arkadaşlar. Birikiminiz ne kadar belirlediyseniz öncelikle ay başında gelen paranızdan bunu çıkartıp ona göre harcamalarında başlayın. Desem ki gelirlerinizi bana bir sayın. Yani nereden ne kadar geliriniz var diye saysam en fazla sayabileceğiniz şeyler bunlar. Maaş, harçlık, burs, kira ve pay. KPD'li bankaya yatırdığınız paralardan kaynaklanıyor. Bunu sayabilirsiniz bana. Fakat harcamalarını sayın dediğim zaman. Tabii 3 aşağı 5 yukarı aynı olabilir. Yani bugün bu ay yaptığınız harcamalar aynı olabilir, önümüzdeki ay belki olabilir ama her seferinde aynı değildir harcamalarımız. İlla ki farklı çeşitler çıkıyor. Bunları sayabilir misiniz dediğim zaman, benim aklıma geldiğinde, gelenleri yazdığım zaman bunlar çıktı ortaya. Tabii ki bunun en az 3-4 katı daha arttırabilir. Bunları sayabilir misiniz bana? Teker teker, işte kıyafete bu kadar, şeye bu kadar, buna bu kadar, buna bu kadar diye teker teker sayabilir misiniz? İşte sayamadığımız için zaten, bütçelerimizi açık verdiği zaman o paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. O paranın nereye gittiğini bilmediğimiz için zaten bir sonraki ay nerede tasarruf yapmamız gerektiğini, nereden kırpmamız gerektiğini bilmediğimiz için bütçe yapmamızın önemi tartışılamıyor. Mesela örnek bir bütçe yapma planından bahsetmişler ekranda. Gelirlerini yazmış. 600 lira toplam bir geliri var. Giderlerini yazmış. 590 lira. 10 lirasında birikim atmış. Dikkatini çeken bir şey var mı burada? Efendim? Olabilir. Benim bir şey dikkatimi çekti diyen var mı burada? Demin parmak kim konuşuyor? Evet. Ya çok pahalı bir şey dikkatini çekmesi lazım. Demin bir şey konuştuk burada. Bir şey anlattım daha doğrusu. Evet buyurun. Ekstra harcamalar. Vardı ama tablonun yapım şeklinde bir değişiklik var. Efendim? Birikimin üstte olması gerekiyor diyor arkadaşımız. Katılıyor muyuz buna? Evet, gerçekten de birikimin üstte olması gerekiyor. Demin bunu anlatmıştık. Bu birikim denilen yer şurada olması gerekiyordu. Eğer ben 600 liralık gelirimin 10 lirasını birikime harcayacağım, birikime yatıracağım dedikten sonra 590 liramı harcayabiliyorsam hiçbir sıkıntı yok. Eğer bunun tam tersini yapıyorsanız, birinci seçeneği yapmış olursunuz ve bu sefer de sıkıntıya düşersiniz. Neden sıkıntıya düştüğünü şöyle anlatayım. Bakın, hedefinizi belirlediğiniz bir yerde, şurada hedefiniz var. Tamam mı? Dediniz ki, benim birikimim her ay 100 lira olacak. Hedefime gidiyorum, her ay 100 lira veriyorum. Bakın, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Yani o hedefimin ne zaman gerçekleştireceğini 3 aşağı 5 yukarı tespit edebilirim maddi anlamda. Fakat birikiminizi önceden tespit etmezseniz, hedef hala aynı yerde, gidiyorum bu sefer hedefime. 10 lira, 5 lira, 2 lira, 50 lira, 20 lira. Net bir gelir olmadığı için hem hedefinde ne zaman ulaşacağınızı finansal olarak bilemezsiniz, hem de bu sefer hedefinde ulaşamamış olursunuz bazen de. O yüzden birikimin miktarının net olarak belirlenmesi önemli. Örnek,
Bütçe yapma, ya bütçe yapmaktan bahsettik de bütçe yapmak çok katı bir şey de değil aslında. Nasıl rahat hissediyorsunuz kendinizi? Bir kağıt kalem olabilir. Eğer kredi kartı veya ki banka kartı ekstralarını toplayabilirsiniz. Aynı şekilde akşam eve geldiğinde kahve içerken bugün ne harcamalar yaptığını düşünebilirsiniz. Birkaç tane bütçe yapma örneği koymuşlar. Mesela üst taraftaki defterde şeyler yazmışlar. O gün yaptığı harcamaları. Ne yazmışlar? Metroya gitmiş, simit sarayından biraz para harcamış, yeni pantolon almış, öğle yemeği yemiş, her şeyi yazmış. Ama önemli olan tamamen içilen çayların bile yazılması. 50 kuruşta çay mı içtiniz? Onu bile yazın. 10 kuruşta sakız mı aldınız? Maddiyata bakmak için. Aklınızda ne gelen harcama varsa onu yazmanız gerekiyor. Ki iPhone'un hesabında karşılaştırma yapabilirsiniz. Evet, bu ay buna fazla harcamışım. Önümdeki ay 20 bardak çay içmem, 10 bardak çay içerim gibisinden düşünmeniz gerekiyor. Ki hangi standartları düşünebilirsiniz? Ki bunu yapmadığınız zaman önümdeki ayın nereden kısacağını bilmiyorsunuz ki. Yine aynı bütçe açık vermeye devam edecek. Yöntemlerinden bunlardan bahsettik. Mesela planlama. Aynı bütçe yapmanın farklı bir yöntemi. Arkadaş burada Ocak ayını ve Şubat ayını, Mart ayını, Nisan ayını tüm aylara bölmüş. Ve burada iki tane seçenek bırakmış kendisine. Ocak ayında fiyatlar belli. Yanındaki kutuyu boş bırakmış. iPhone'u geldiğinde yapılan harcamaları tekrar tekrar gözden geçirdiğinde yapılanların da bundan olduğunu görmüş. Şimdi bunu yapmadığını düşünün. Yani sağ taraftakilerin hiçbirini yapmadığını düşünün. En alttaki bütçeye baktığımız zaman 600 lira cebinde, kendi cebinde parası var ay başında. 630 liralık bir harcama yapmış. Düşünün, bu bütçeyi yapmamış olsaydı cebindeki 30 liralık harcamanın nerede olduğunu bulabilir miydiniz? Oturduğunu düşündüğünüz daha, şu daha da arttırabilir. Bazen çok daha iki katı falan oluyor bunlar. Yani 1 lira ve 2 lira ve 50 kuruş lira falan yazdığınızda 2-3 sayfa falan çıkabiliyor bu. Bunu yapmadan nereye daha fazla harcama yaptığını bulabilir misiniz? Mesela gıdaya 10 lira fazla vermiş, ulaşıma 20 lira fazla vermiş, eğlenceye 5 lira fazla vermiş, birikimi 60 lira olarak planlamış. Fakat birinci seçeneği yaptığı için birikimi 10 lira para harcamak zorunda kalmış, para yatırmak zorunda kalmış. Şimdi bu insan önümüzdeki ayın gelirinden, yine 600 lira geliri var kendisinin, 30 lirasını eksiden başlamak zorunda. Yani 570 lirayla başlamak zorunda kalacak. Bu kendisinin hayat standartlarını düşürecek. Bazı şeylerden fedakarlık etmesi gerekecek. Bu yüzden bütçe yapmanın önemlerinden bir tanesi bu. Karşılaştırma yapabilmenizi ve bir şeylerin nereye gittiğini, nereye fazla gittiğini görmeniz açısından önemli. Bir tane daha göstermişler. Mesela bütçe yapmak çok fazla sıkı bir şey olmadığı için. Örnek, ayın 31 gününü bölmüş tamamen listeye ve hangi gün ne harcaması yaptığını teker teker buraya yazmış. iPhone'da açtığı zaman nereye ne harcama yaptığını görebilecek bu şekilde. Eğer bir bütçe yaptığınızda bütçenin fazla geliyorsa, yaptığınız harcamalardan fazla geliyorsa gülümseyebilirsiniz. Bütçenin denk geliyorsa hiçbir sıkıntı yok. Fakat bütçeniz eğer açık veriyorsa yeni bir bütçe yapmanız gerekiyor. Bütçe birebir uyum sağlanması gereken şey değil. Yani bu bütçeyi yaptım, katı bir kurallarla bu olması gerekiyor anlamına gelmiyor. Açık verdiğinizde, fazla verdiğinizde sürekli değiştirilebilen esnek bir şey olması gerekiyor. Hemen. Erkek dediğim bulur, sevdiğine kavuşur. 600 bin nedir ki? Osman'ım benim. Ne olur bul parayı. İyi ama nereden bulacağım parayı? Şehre git, çalış biriktir. Peki Emine, beni bekle. Gideceğim gurbete, biriktireceğim parayı. Seni alacağım. Yemek paydosu! Yo, benim karnım aç değil. Açım. Ama açlığa dayanmalıyım. Bu simidi 3 gün idare etmem lazım. Eğer bu simidi hemen yersem, Emine'yi yiyemem. 8500, 9000, 9500... Nasıl gidiyor Osman? 10.000... İyi gidiyor. Birikiyor mu? Birikiyor, birikiyor. Az kaldı.
Bugün pazar, çalışmıyorum. İş yoksa ekmek de yok. Hem daha acıkmadım ki. Acıktın değil mi Osman? Acıktım ama para harcamamam lazım. Ya açlıktan ölürsem? Ölmezsin. Açlıktan kimse ölmedi. Seni bekleyen Emine'yi düşün, para harcama. Dayanamıyorum. Yiyeceğim. Bir ekmek versene. Yarım olsun. Filmin devamını hepimiz biliyoruz herhalde. Bilmeyenler var, illaki var. Filmin devamında Kemal Sunal yarım ekmeğin de yarısını ister. Ve verilen ekmeğin de yarısını istedikten sonra almaktan vazgeçer ve aşk almaya devam eder. Neden bu videoyu gösterdik? Birikim yapmaktan, sürekli birikim yapmaktan bahsediyoruz. Çünkü Kemal Sunal'ın amacı ve hayali de Emine'yi alabilmek. Birikim yapabilmek, kanununda sancılar oluşturacak ve zorunluluk olarak görmeyin birikim yapmayı. Birikim yapabilmek bir yaşam, nasıl diyelim onu, diyet yapmak değil de sağlıklı yaşamak olarak görün birikim yapmayı. Sağlıklı yaşamak için insan ne yapar? Spor yapar, sağlıklı ve dengeli beslenir vesaire vesaire. Bunu birikim yapmak olarak tanımlayabilirseniz sizin için çekilebilir bir hal alır. Normalde sürekli birikim yapmak ve birikim yapın kelimesi bile sıkıcı hale gelmeye başlıyor bir yerden sonra. Fakat bunu dediğim gibi diyet değil, diyet yapmak bazı insanlar için sıkıntıdır, zayıflayabilmek için. Bu şekilde değil de, sağlıklı yaşayabilmek için gerekli olduğunu düşündüğünüz takdirde çekilebilir bir hal alacaktır. Gerçekçi olmalı birikim yapmak, birikim kalemi gerçekçi olmalıdır. Yani 1.000 liralık geliriniz varsa, gidip de 800 liralık birikim yapmayı kafanıza koyarsanız, geri kalan 200 lirayla bir ayı geçirmek neredeyse imkansız hale gelecektir. Keyif alın. Ve esnek ve değiştirilebilir olmaz gerekiyor birikimlerin. Yani dedik ki hani oturup da birikim yapmak için kalemle, kağıtla uğraşmak zorunda kalmayın. Bir yudum kahveni de içerken o gün ne birikimleri, ne harcamaları yaptıysanız sizin için daha avantajlı hale gelecektir. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir alışveriş mağazasına gittiğiniz zaman, bunu mağazanın yöneticileriyle konuştuğumuz zaman bana anlattılar. Kasa, mağazanın kasası ya giriştedir ya da mağazanın en dibindedir. Çok nadiren mağazanın ortasında kasa görmüşümdür ben. Sebebini sordum ben kendilerine. Mağazanın girişinde atıyorum bir kot pantolonu veya ki bir kıyafetler falan baktığınız zaman bir tane veya iki tane olarak görürsünüz. Bunun çeşitleri genellikle şeydir, alt katta veya üst katta falandır. Nedenini sorduğumuz zaman şunu açıklamasını yapıyorlar. İnsanlar bir şeyi satın aldıktan sonra ödemeye gidene kadar, ödemeye gittiklerinde sağa sola baktıklarında yeni ürünler görecekler. Bu yeni ürünlere baktıkları zaman istek mi, ihtiyaç mı istek olarak kendilerini sormadan alma ihtiyacı duyuyorlar. Aa, kıyafet güzelmiş, %25 indirim varmış, %50 indirim varmış şeklinde bakarak o ürünü kendine ihtiyacı olsa da olmasa da almak zorunda kalıyorlar. Bir şeyi satın almadan önce kendinize 10 taneye verin. Mağazada bunu gördüm. Bunu almak istediğim zaman elime aldım. Fakat ödemeye gitmeden önce, kasaya giderken 10 taneye boyunca bu benim gerçekten ihtiyacım olan bir şey mi? Evde buna benzer bir şey var mı? Veya ki gerçekten ihtiyacım olduğu için mi alıyorum, yoksa benim olmasını istediğim için mi alıyorum? Bunları düşündükten sonra en son bu alacağım şey benim bütçemde yeri var mı? Bunu alırsam önümdeki ay sıkıntı yaşar mıyım? Bunu alırsam önümdeki ay bazı şeylerden kısmak gerekir mi? Şeklinde düşündükten sonra alırsanız ürününüzü, bütçenizi satmamış olacaksınız. Ve o bütçe önümdeki ayın bütçesiyle denk hale gelmiş olacak. Ve hayat standartlarını düşünmemiş olacaksınız bu şekilde. Harcama dürtüsü gelince, hani bazı anne ve babalarımız der ya, para cebine sokuyor mu diye bir ifade vardır. Benimkiler çok fazla kullanır onu. Cebimde fazla para durmaz. Eğer cebimde 20 lira, 30 lira varsa illa ki o para o gün harcanacak demektir benim için. Para, harcama dürtüsü geldiğinde hedeflerinizi ve hayallerinizi hatırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Hatırlayın hedeflerinizi. Ne yapmak istiyorsunuz? Siz ne yapmak istiyordunuz? Ve nereye ulaşmak istiyorsunuz? Örnek vermek gerekirse ben, cüzdanımın sol tarafına
hayalimin fotoğrafını yapıştırdım. Cüzdanımın sol tarafına. Bir ödeme gerçekleştirmek istediğim zaman, cüzdanımı açtığım zaman mutlaka o hayalimin fotoğrafını görüyorum her seferinde. Bu hayalimin fotoğrafını gördükten sonra bana 10 değil bir 20 saniye daha düşünmem gerekiyor. Ben o parayı hayalime ulaşmak için birikim hesabıma mı atmam gerekiyor? Yok da o ihtiyacım olmasa bile onu alabilir miyim şeklinde. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Birikim yapmak her zaman cebinizdeki bir paradan biriktirmek anlamına gelmiyor. Mesela ben bir örnek vereyim size. Evime, kendi evime bir kumbara koydum girişe. Annem, babam ve ben. Dedim ki, bizim eve girmek 1 lira. Çok basit. Eve girmek 1 lira. Eğer 1 liranız yoksa bizim eve giremiyorsunuz anlamına geliyor. Bu ne fayda sağlıyor? Babam her gün bir sigara alıyorsa, o ay sigarasından almayıp o kumbaraya 1 lira atıyor. Annem aynı şekilde dışarı çıktığı zaman 1 lira atıyor, ben de 1 lira atmak zorunda kalıyorum oraya. Peki ne katkı sağlıyor bu bana? iPhone'u geldiğinde 3 kişi olduğum için 90 lira, 100 lira civarında bir para kalmış oluyor orada. Ve bu da bizim bir elektrik faturasını, bir doğalgaz faturasını veya bir cep telefonu faturamızı ücretsiz olarak sanki o para birden çıkmamış gibi ödememizi sağlıyor. Bunu kendi evinizde de gerçekleştirebilirsiniz. İlla ki bu aile evi olmak zorunda değil, öğrenci evinizde de olabilir bu şekilde. Yöntemler çok fazla var arkadaşlar bu şekilde. Demin bir arkadaşımdan bahsettik. Dedi ki iş başvurusunda saatlerden bahsetmişti. Evet diyor, iş başvurusuna gittiğin zaman o saati görürlerse beni daha çabuk işe kabul ederler diyorlar. Tamam, doğru, fakat o saati o insan almıyor. O saati o insan almadığı için de o saat aslında benim bütçemde yeri olmayan lüks bir tüketime giriyor. Lüks tüketim nedir? Yaşamak için işin zorunlu olanın ötesinde daha fazla rahatlık ve doyum sağlamak için kullandığımız mal ve hizmetlerdir. Peki neden lüks tüketim yapıyoruz? Durduk yere girip de 5 liralık saatte 20 liralık veya ki 50 liralık ayakkabı 200 liraya vermek kimsenin ağzında değil. Sebepleri belli. Toplum içinde saygın bir konum elde etmek. Yani o işe kabul edilebilirliğini arttırmak. Karşı cins tarafından beğenilmek. Başkalarını etkilemek ve ödünç hayatlar yaşamak için lüks tüketime ihtiyaç duyar insanlar. Fakat farkında da olmadıkları tek şey bütçelerini sarstığı. Ve bütçelerinde yeri olmamasına rağmen onları almaya devam ettikçe iflas ettiklerini bilmiyorlar. Beklenmeyen giderler. Hayatında hiç beklenmeyen giderler olmuş mudur? Öğrenci evlerinde genellikle çok fazla oluyor. Ben de öğrenci evinde kaldığım için. Durduk yere bu taraf bozuldu. Durduk yere şamaşır makinesi bozuldu. Durduk yere televizyon yerinden düştü. Bunlar hiç beklenmeyen şeylerdi. Peki bu beklenmeyen giderler karşısında ne yaptık? Örnek vermek gerekir ben. Belli bir yaştan sonra babamdan para istemek de olmuyor. Bunu nereden karşılayabildik? Acil durum fonundan. Acil durum fonu dediğimiz olay, bizim tavsiyemiz, her ayın giderlerinizin en az 3 katı olması. Çok basit. Bu ay veya ortalama olarak 12 aya baktığımız zaman, aylık harcamalarımız aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Onun 3 katını biriktirip bu kumbaraya koyuyorsunuz. Bu kumbaraya koyduktan sonra ağzını kapatıyorsunuz, o bir köşede kalıyor. Peki ne işe yarıyor acil durum fonu? Herhangi bir sağlık sorunu yaşadığınızda, bir kaza geçirdiğinizde, herhangi bir işten çıkarıldığınızda vesaire vesaire gibi sorunlarda size cebinizdeki bütçeden harcamadan o giderin zararını karşılamanızı sağlayacak. Mesela işten kovuldum. İşten kovulduğum zaman bana 3 ay boyunca yeni bir iş bulabilmek için yeterli bir süredir diye düşünüyorum. 3 ay boyunca yeni bir iş bulabilirim ben. 3 ay boyunca yeni bir iş bulana kadar sanki ben 3 aydır çalışıyormuşum gibi buradan paramı alabilirim. Aylık giderimi karşılamak üzere. Mantıklı mı? Mantıklı. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Hayatında hiç borç alan var mı? Veya ki borç veren var mı? Veya ki verdiği borcun geri gelmeyen var mı? Varmış arkadaşımızın. Peki bir şey soracağım. Borç almak nasıl bir şeydi? Nasıl bir duyguydu? Yani ne hissetti sana? Veya ki borç vermek. Vermek olabilir. Ne hissettirdi sana? Vallahi ilk verdiğimde sıkıntı yoktu da alamayınca sıkıntı oldu. Gelmedi mi? Gelmedi. Gelmedi. Pekala. Deyince bana. Buyurun. Evet. Geri gelmedi borcunuz, değil mi?
Kolu gibi gelmemiş herhalde arkadaşım. Mikrofon çalışmıyor herhalde. Tamam. Evet, teşekkürler. Başka? Borç alan yok mu önünde? Hiç borç veren de mi yok? Hiç borç almadın, borç vermedin. Ne hissettin peki? Borç verirken veya alırken? Yardımcı olduğunu hissettin. Peki geri geldi mi? Geri geldi. Yani olumlu bir dönüş olmuş oldu sana. Peki başka var mı buradan? Efendim hocam? O da doğru bir güzel bir soru. Borç alıp ödemeyen var mı hala? Varmış herhalde hocam. Ben daha hala ödemedim. Efendim? Hala ödemedim. Hala ödemediniz. Evet, ödeyeceğim ama. Peki bir sorumluluk veya bir baskı hissettiriyor mu size? Şu an hissettirmiyor ama... Hissettirmiyor gibi duruyor. O da alacağını bildiği için hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben vereceğim, o da alacağını bildiği için sorun yok diyor. Evet. Teşekkür ederim, buyurun. Ha pardon, istemediniz. Ya aslında benim borca bakış açım daha farklı. Ben mesela birinden borç alacağım zaman, mesela ev arkadaşım Ali Emre. Ben ondan para istiyorum. Borç olarak istemiyorum bunu. Normal alıyorum. Ama benim durumum olduğu zaman da aynı şekilde ben ona geri veriyorum. Bu şekilde hani bir süre zarfı olmuyor veya sıkıntıya gireceğim bir durum olmuyor yani artık. Hmm. Fakat bir şey hissettirmiyor diyorsun bana. Para hepimizin olduğu için bana bir şey hissettirmiyor diyorsun. Yani iyi veya kötü. Öyle değil. Ben mesela borçlu bunu alırken borç olarak hani bana borç ver demediğim evet. için bu bana bir sıkıntı yaratmıyor. Hani param varsa bana işte bu kadar para lazım, onu ver diyorum, veriyor. Ondan sonra zaten benim param olunca ona vereceğimi bildiği için zaten hani bu bir borç olarak görünmediği için tabii rahat rahat. Borç olarak görmüyorum diyorsun. Yani. Pekala. Ki zaten ön tanımadığım insandan da borç almam yani genelde. Genellikle tanıdığımız aileden veya arkadaşlardan alınır borçlar. Ya sıkıntıya sokuyor. Aklında hani kalıyor ya, birine borç vermek diye aklınızda kalıyor ya. Evet. O problem hani borcum var buna diye düşünüyorsunuz ya o problem yaratıyor işte hayatımda. Sorun o zaten. Mesela ben çok benim borcum olduğu zaman her gün aklıma geliyor. Ya işte falanca Mehmet Bey'e borcum var. Falanca bakkala borcum var. Bakkala borcu olduğu için sokağını değiştirerek giden insanlar biliyorum bak. Bakkala borcu var, kasaba borcu var. Aynı sokaktan iki tane sokak var. Geçmek yerine tabi tarafından dolaşıp gelen insanlar var. Çünkü bari bir şekilde baskı yaratıyor kendilerine. Var mı bu baskı olan hala borcu ödememiş olan arkadaşlarım aramızda? Vardır orada birkaç tane. Vardır. Peki borç, buyurun. Çok fazla. Sıkıntısını yaşatıyor bize. İş hayatına başlayıp da ödeyeceğimi bildiğim için de çok fazla hani baskı oluşturmuyor. İşe girme garantimiz var mı yok mu o belli değil ama şu an biz kredi alıyoruz mesela alan arkadaşlarımız çok var ama bunu ileride nasıl ödeyeceğiz, ödeyebilecek miyiz? Bunun riskini şu an yani sorumluluğunu da yaşıyoruz, baskıntısını da yaşıyoruz illaki. Evet illaki. Peki borç aldınız. Ne işi aldınız değil mi borç? Peki neden borç aldınız? Eğitimi karşılayabilmek için. Yani ekranda gördüğümüz eğitim kredisi ve eğitim borçları bizim aslında olumlu olarak gerçekleştirmiş olduğumuz borçlardan bir tanesi. Neden olumlu? Çünkü bana bir geri dönüşü var bunun. Eğer ben parayı verip de yüksek lisans yaparsam maaşımı oranda artacak. Onu biliyorum. Doktora yaparsam maaşımı oranda artacak. Onu biliyorum. Peki başka neden borç aldınız? Borç alanlar neden borç aldınız mesela? Eğitim için aldınız. Başka bir şey için borç alan var mı? Buyurun. Araba için borç aldınız. Peki, araba için borç almak amaçlı bir borç mu? Yani bir amaca paraya değer katan borçlardan mı? Yoksa öyle rastgele olmuş olan bir borçlardan mı? Bir şekilde yatırım ya benim için. Bir şekilde yatırım aynen, diyor. Aynen, sonuç olarak bir şekilde ödüyorum yani onu. Nasıl diyeyim? Borç yediğin kamçısı da ödermiş gibi oldu bu. Yani. Affekte ödemeye devam ediyor. Aynen ama. Peki. Yani benim için olumlu bir şey diyorsun buna. Bir yatırım aracı gibi bir şey düşünüyorsun. Faizli olur diyorsun. Peki. Ben elimde para tutamıyorum mesela. Bunu nasıl tutabilirim? Mesela bir makine alırım. Makine elimde durur sıfır şekilde. O benim için bir birikimdir. Onu aynı fiyatına satarım. Sıfır şekilde bu bir birikim olur anladınız mı? Çünkü evet. Ben elimde para tutamıyorum kendimi de biliyorum. Arkadaş da büyük bir ihtimalle o şekilde. Borç aldı. Aylık geliri de durumu da iyi demek ki. Arkadaşına taksit ödüyor. Araba da ama orada kalıyor yatırım aracı olarak. 3 ay sonra tekrar onu sattığında bütün bir şekilde o parayı alacak ama bu sefer borç olmayacak. Hı hı. O şekilde. Yani geri dönüşüm olarak alıyorum diyorsunuz. Peki bir şeyler söylemek isteyen var mı başka? Buyurun.
Bir de benim gibi borcunu ödemek için borç alanlar var. Onları nasıl yapacağım? Sıkıntı şurada, borcu borçta kapatmak gibi bir şey var diyorsun, evet. Değil mi? Aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Benim Mehmet'e borcum var. Mehmet'in borcunun, borcumun süresinin bitmesinde bir iki gün var. Ahmet'ten borç alıyorum, bir aylık borçlanıyorum, onun borcunu kapatıyorum, bir ay sonra öbürünü kapatmam gerekiyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem, borcunu yeni bir kredi kartı veya yeni bir banka hesabı açarak kapatmaya çalışan insanlar var. Bu konuyu biraz sonra değineceğim ben. Sorun şurada, borcu borçla kapatmak faizin en az iki katına çıkartıyor. Kartlarda özellikle. Çünkü ilk aldığınız kredi kartı borcunuzun asgari tutarları %30 üzerinden hesaplanırken, %20, %30'larda olurken, ikinci çıkarttığınız kartın asgari hesaplaması %40, %50'lere çıkmakta. Yani demem odur ki, borcu borçla kapatmak olumlu bir şey değil. Uzatıyor ama. Evet, ben. Tamam, tamam. Başka sormak isteyen bu konuyla ilgili. Bir borç alıyorsanız, öncelikle yapmanız gereken tek şey, bu borcu aldığım zaman, amacım olan olumlu bir şey mi yatırım yapacaksınız? Yok da eğlence olsun diye rastgele bir şey mi yatırım yapacaksınız? Yani o paranın bana geri dönüşü olacak mı? O paranın bana geri dönüşü olmayacak mı şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Bir de borçlanırken, birine borç verirken, borcunun gelirinizin %25'ini geç formamış. Borç almaya şey gibi zannediyor. Parayı aldım, onun da veririm şeklinde düşünüyor. Fakat bunun dezavantajı şurada. Kendi kredi notunuzu düşürüyorsunuz. Kredi kayıt bürosu dediğimiz yer, borçlanmanın tamamını ödemediğiniz takdirde veya ki aksattığınız takdirde negatif işlem görmeye başlıyor. Yani eksi işaret alıyorsunuz. Bir kredi kartı karnemiz var bizim. Veya kredi çekme karnemiz var. Bu karne ne işe yarıyor? Bir kredi kartı almak istediğiniz zaman, bir kredi çekmeye gittiğiniz zaman sizin işine ilk baktıkları yer orası. Eğer notunuz negatifse, çok fazla eksi işaretiniz varsa, zamanında borçlarını ödemediyseniz size hiçbir şekilde kredi kartı veya kredi vermiyorlar. Ta ki 5 yıllık süreye kadar. 5 yılda pozitife dönmeye başlıyor notlarını. Ve bazı bankalar kendi işlerinde bunu 6, 7, 8 yıla kadar uzatabiliyorlar. Birazdan bakacağız onlara. Kredi mevcut hesabı. Hemen hemen hepimiz öğrenciyiz ve benim bildiğim Ziraat Bankası'nın var böyle bir hesabı. Hesapta sıfır para olduğu halde eksi 200'e kadar düşebiliyor. Biliyor bunu. Kredi mevcut hesabı hesabında eksi 200'e kadar düşebiliyorsa, acaba siz eksi 200'e kadar düşerken ki bir sonraki ay onun ödemesini düşünerek mi düşüyorsunuz? Veya bu eksi 200'e kadar nasıl düşüyor? Yıllık faiz olan küçük miktarda ödemeler için verdikleri bankanın kredisi. Hani demin kredilerden bahsettik ya, kredi çekmek için kendimizi sorulan sorulardan. Aynı şekilde kredi çekiyoruz bankadan. Bunu olumlu olarak zamanında ödemediğiniz takdirde shift eksi işaretiyle işaretleniyorsunuz. Kredi kayıt bürosunda. Ve bu sefer 5 yıl değil, 10 yıla kadar zaman, 10 yıla kadar silinmemeye başlıyor bu kartlar. Fakat çoğu öğrenci bunu bilmez. Eksiye düşer, hatta bir sonraki ay onun eksisini de, eksisinin üstünden eksiye düşmeye devam ederler. Fakat bilmedikleri tek şey şudur. Eksi işareti kredi kayıt bürosundaki sizin adınızda olan karnınızda işaretlenmeye devam ediyor. Bunun dezavantajı nelerdir bakalım biraz sonra. Kredi kartı kullanmayan var mı aramızda? Kredi kartımız hepimizin mağduruyla. Kullanmayan var mı? Kullanmayan varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16. Tamam, bunu anlatmasa bu zaman. Kredi kartı bizim 40 günlük faizsiz paramız. Yani aynı bizimmiş gibi işlem görüyor. Fakat 40 günlük olarak verilen bir faizi olan bir kart. Nasıl işlem görüyor bakalım. Kredi kartının işlem gördüğü bugün itibariyle başlıyorsanız tam 30 gün boyunca hesap dönemi var. Hesap dönemi. 30 gün boyunca kredi kartını istediğiniz işlemler yapabilirsiniz limit dahilinde. Yani bugün gittiğiniz kıyafet aldınız, bugün gittiğiniz ayakkabı aldınız, her ne yaptıysanız 30 gün boyunca bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tam 30. günün sonunda hesap kesim tarihi geliyor. Hepimizde geliyor bu. Tabii hepimizde değil, bazılarında geliyor. Ve hesap kesim tarihinden 10 gün sonrasına kadar da size bir son ödeme tarihi veriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Bazı arkadaşlarımız 30 günün, yani 40. günün sonrasında ödeme gerçekleştirmeye başlıyorlar.
Yani 41. gün veya 45. günde ödeme gerçekleştiriyorlar. Son ödeme tarihinden sonra. Sanıyorlar ki 40. günden sonraki günden kadar faiz ödüyorum sanıyorlar. 45. gün ödeme yaptılarsa 5 günlük faiz ödediklerini düşünüyorlar. Fakat doğru olan şudur. 30 artı 40 artı gecikme. Yani 45. gün ödeme yapıyorsanız aslında 15 günlük bir faiz ödediğinin anlamına geliyor bu. Tabii bizim öğrenci olduğumuz için 500 TL'nin, 250 TL'nin faizleri çok fazla çıkmıyor olabilir. Fakat zamanla bunun kartınızın limitleri 10 bin, 15 bin TL'ye çıktığınız zaman gittiği miktarlara çıkmaya başlayacaklar. Ve o %15 günlük faizini aldıkları zaman nereden baktığınızda 100-150 lira, 200 liraya falan çıkmaya başlayacak. Bu yüzden kredi kartınızın zamanında ödenmesine dikkat edin. Bir sene içerisinde çok fazla yaptığım şeylerden bir tanesi bunlar. Bir sene içerisinde 3 defa kart borcunun yarısını ödediysen, yani bir nevi askeri ödeme tutarının yarısını ödemesini gerçekleştirdiyseniz 3 defadan fazla, neler olacak? Birincisi, kart borcunun tamamını ödeyene kadar nakit çekemeyeceksiniz. Eğer 3 defa yarısını ödediyseniz. Borcunun tamamını ödeyene kadar kredi kartı limitiniz arttırılmayacak. Yeni aldığınız kredi kartlarının askeri ödeme tutarı bir sene boyunca %40 olacak. Hani dedik ya borcu borçta kapatmak diye. Aynen. Bir kartın borcunu kapatmak için yeni bir kart çıkartıp oradan da nakit ihtiyacımı gideririm derseniz dikkat etmeniz gereken tek şey yeni kartımın askeri tutarı bir sene boyunca %40 olarak kalacak. Ekstreler var burada. Kredi kartı limit değişiklikleri. Bankalar bilgi paylaşımı yoluyla elde ettikleri bilgiler ışığında kart limitini azaltabilirler. Bu bankanın yetkisidir. Eğer ödemelerinizi düzenli bir şekilde gerçekleştirmiyorsanız, bankalar kendi inisiyatifleri gereğince kredinin limitini düşürebilir. 1 liralık limitinizi 750 liraya, 750 liralık limitinizi 500 liraya çekebilir. Fakat önemli olan şu, hiçbir şekilde size sormadan limitinizi arttıramazlar banka. Eğer banka siz sormadan 500 liralık limitinizi 1000 liraya çıkarıyorsa oluşabilecek bütün yasal sorumluluğu kabul ediyor demektir. Ve bunu binlerce TL'lik bir tazminat davasına çevirebilirsiniz. Bir de tüm kartların toplam limiti ilk yıl için aylık gelirin 2 katını, ikinci yıl için 4 kartını geçemez. İsterseniz 50 tane kredi kartınız olsun, birinci yıl toplam maaşınızın 2 katını, gelirinizin 2 katını, İkinci yıl içinde 4 katını geçemez. 1000 liralık gelirim varsa, birinci yılda aldığım tüm kredi kartlarının limitlerinin toplamı 2000 TL olabilir. İkinci yılda da bunların toplamları da 4000 TL olabilir. Bundan daha fazlasını isteseniz de vermiyorlar zaten. Hani bazen çok fazla oluyor bunlar, limit arttırma talebinde bulunuyorlar. Neden arttırılmadığı sorusunun cevabı da bu şekilde. Çok fazla yaşanan şeylerden bir tanesi, herhangi bir bakkala veya bankaya gittiğimiz, bakkala veya mahalle bakkallarına gittiğimiz zaman gerçekleştirilen şeylerden bir tanesi de şu. Bir sigara aldığınız veya kontrol almaya gittiğiniz zaman sizden 10 liralık bir kontrolün bedelini 11 liralık talep edebiliyorlar. Veya sigaradan 50 kuruş bir şey çekebiliyorlar. Ne derler ona? Komisyon kesebiliyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman yapmamız gereken tek şey bankaya bunu bildirmek. Çünkü banka diyor ki, sen diyor benim üstümden para kazanıyorsun. Ben post makinemi sana veriyorum, sen o post makinesinden gerekli olan ihtiyacını kesiyorsun, ben sana paranı veriyorum. Normalde fiyatını neyse onu veriyorsun. Fakat burada bakkalın veya birisinin gerçekleştirdiği yasa dışı bir şey var. Gereğinden fazla para kesiyor senden. 10 liraya 11 lira kesiyorsa, 1 liralık bir haksız bir kazanç var. Bankaya bunu bildirdiğiniz zaman cezası post makinesinin tamamen o bakkaldan veya o işletmeden çekmek oluyor. Ve bir daha kesinlikle o işletmenin o sahibine post makinesini vermiyor. Genellikle şikayet etmiyoruz. Çünkü genellikle mahalle bakkalımız tanıdık oluyor. Murat amcanın bakkalından post makinesini çek demek bana yakışan bir davranış değildir diye düşünüyorum. Ama olması gereken bu arkadaşlar. Haksız kazancının önüne geçebilmek. Aramızda mutlaka kredi kartımızı çaldırmış olanlar veya kaybetmiş olanlar da vardır. Bankanın yasal düzenlemesi diyor ki, bir kredi kartının kayıp veya çalıntı ihbarının 24 saat içinde
kartından yapılmış harcamanın 150 TL'ye ne kadar olan kısmından sorumlusunuz. Kartınızı çaldırdınız. Bildirene kadar önceki 24 saatlik harcamasından 150 TL'ye ben sorumluyum. Geri kalanından banka sorumlu. Eğer banka sorumlu da mahkeme bu kartı çaldırdığınızdan ağır bir kaçıt veya ki ihmal bulursa borcunuzun tamamını siz ödettiriyorlar. Ne kadar borcunuz varsa. Ağır kaçıt ve ihmal dediğim şu. Şu olay. Kredi kartın sınıftayız veya ki dışarıda bir yerdesiniz. Ortaya koydunuz, tuvalete gittiniz, yemeğe gittiniz veya herhangi bir şey yaptınız. Eğer bu kartı orada siz koyuyorsunuz, bu ağır bir kaçıt veya ki ihmaldir. Kartının çalınmasına sebebiyet vermektir. Bu yüzden banka kartlarını güvenli bir şekilde cüzdanlarında veya ki yanında taşımanıza dikkat edin. Tüm borcunu tamamen ödemek istemiyorsunuz. Peki borcu ödemediğiniz zaman, kredi kart borçlarını ödemediğiniz zaman, aslında 3 ay boyunca 3 aylık bir periyodu var bunun. 3 aylık periyotta hemen hemen aynı şeyler oluyor ilk 2 ayda. Özellikle telefonla arıyorlar. Borcunuzu ödemediniz, son ödeme tarihine geçti. Mesaj gönderiyorlar ilk 2 ayda. Aynı şekilde telefonla arıyorlar. Ve kredi kayıt bürosuna ekçi işareti koyuyorlar. En altta gördüğünüz şekilde şurada. Kredi skoruna ekçi eklendi. İkinci ay yine aynı işlemler devam etti. Kredi skoruna yine bir ikinci ekçi işareti geldi. Üçüncü ayda tek fark kanuni takip başlar. Yani kredi kartı borcunun kadar icra takibi başlıyor. Üçüncü ayın sonunda. Ve üçüncü ayın sonunda da üçüncü ekçiye aldığınız zaman sıkıntı şurada. 5 yıl boyunca kredi kartı karneniden o ekçi işareti kalkmayacak. Hiçbir banka size kredi kartı vermeyecek. Ve hiçbir banka size kredi vermeyeceği anlamına gelir. 5 yıl boyunca. Tüm bankaların ortak olarak dahil olduğu bir sistem. Kredi kayıt bürosu. Bunun hesabını tutar. O yüzden 3 defa veya ki daha fazla ekçi işareti almamaya dikkat edin. Özellikle 2 defadan daha fazlasını almayın ki hem icra takibine düşmeyin hem de bankanın sizlerden 5 yıl boyunca kapılarını kapatmamış olsun. Borç planı kapatma planını kendi işinin doğrulturabileceğiniz bir şey. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi sizlere moral vermesidir. Örnek bir arkadaşında bir borcunuz varsa veya ki birkaç tane arkadaşında borcunuz varsa ona borcunu kapatarak kendini mutlu hissedebilirsiniz. Çünkü ben 2 tane kredi kartım varken birinin borcunun tamamen kapanmış olması beni mutlu ediyor. Aynı şekilde tüm arkadaşlarıma borcumu verdiğim zaman sadece elimde kredi kartım kalmış olduğu zaman en azından arkadaşlarıma borcumu vermiş olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Faiz oranı en yüksek olan kartın borcunu öncelikli olarak kapatın ve küçük olan arkadaş borçlarını tamamen kapatın ki mutlu olabilirsiniz. Borç vermek bazen sıkıntı yaratabilen şeylerden bir tanesi. Mesela borç verdiniz ama o borç geri gelmeyebilirdi diye düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden 2 kere düşünün borç verirken. Bunun bütçenizde yer olup olmadığını düşünerek borç verin. Samimi ve net olun. Özellikle yerce dökün kısmı bazı arkadaş ilişkilerinde çok fazla uygulanmayan bir şey. Yerce dökün. Kanka bir 50 lira verir misin? Dövmem bir sözleşme yapalım diye bir şey olmuyor tabii ki. O yüzden en azından büyük borçlarda, 1000, 2000, 3000 liralık borçlarda yaca dökmek sizin için önemli olacaktır. Ve unutabileceğim bir miktar olsun. Hayat standartlarımı etkilemeyecek, bir sonraki ayda benim standartlarımı düşünmeyecek miktarda borç verebilmek sizin için daha avantajlı olacak. Kefil olmak oldukça sıkıntılı bir durum. Yani bir şeye kefil olabilmek için belki 2 değil de 5 kere düşünmeniz gereken bir şey. Çünkü şurada, bir ürüne kefil olduğunuz zaman veya bir kişiye kefil olduğunuz zaman o kişi eğer keyfen de olsa, keyfi de olsa o borcunu ödemekten vazgeçerse borcunun kuruşuna kadar ödemekten sorumlusunuz. Banka Mehmet abi veya Ali abi düşünmez. Kefil olan beni bulur. Mehmet abi 100 bin TL'lik bir kredi çekmiştir. Kefili benimdir. O adam o parayı gider Amerika'da tatile yer, Afrika'ya veya bir yere gezmeye gider, zamanında ödeme, banka onun peşine düşmeyecek. Banka benim peşime düşecek. Ve o 100 bin TL'nin kuruşuna benden tahsil edecek. O yüzden 2 defa değil, belki 4-5 defa düşmeniz gereken bir şey. Bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Kredibilite.
çok fazla duyulan kavramlardan bir tanesidir. Borçlandığınız gibi ödemenizi düzgün yaptıkça borçlanma gücünüzü korup hatta arttırabilirsiniz. Yani bir nevi şunu demek istiyor. Kredibilite borçlanabilme gücü. Bir bankadan borç aldığınız zaman eğer o bankadan o borcunuzu zamanında ödemeyi gerçekleştirirseniz bir sonraki seferinde daha fazla borç alabilirsiniz demektir. Kredibilite bankacılık teriminde bu anlamına geliyor. 1000 liralık bir kredi çektiniz, tam zamanında o 1000 lirayı ödediniz. Kredibilite notunuzu yükselttiyseniz eğer orada bir sonraki seferde 5000 TL'lik borç alabilirsiniz anlamına geliyor. Kredibilite bu. Kredi fidilimden bahsettik, karneminden bahsetmiş. Demin aynı hesap burada da geçerli. Kredi kayıt bürosu 5 yıl bankalar daha uzun süre bu karnemizi tutar. Karnenin içinde ne var? Sadece ödemiş olduğunuz veya ödememiş olduğunuz kredi kartları değil. Aynı zamanda adınızda kayıtlı olan su faturası, elektrik faturası, cep telefonu faturası vesaire herhangi bir faturayı zamanında ödemediyseniz bütün hepsi burada yazıyor. Hepsi ama. Evet, şu faturasının şu tarihte son ödeme tarihinde ödemesini gerçekleştirmediğinden dolayı bir tane eksi işaretini koymuş oluyor. Ya. Elektrik faturasını ödemesini gerçekleştirmediği için bir tane daha eksi. Telefon faturası. Ya falan benim telefon faturamdan. Ben ödeyeceksem ödemem demek de olmuyor. Bir eksi işaret de orada toplanacak. Şimdi bir bankaya gittiğiniz zaman kredi kartı istediğinizde veya kredi almak için bankaya gittiğiniz zaman bu eksilerin toplamlarına bakıyorlar. Eğer çok fazla eksi işaretin ve belli bir limitin üstünde bir eksi işaretiniz varsa size hiçbir şekilde kredi kartı banka veya banka kartı veriyorlar da kredi kartı vermiyorlar. Veya kredi vermiyorlar. Önemli olan noktalardan bir tanesi. Ödeme portemden bahsettik demin. Ödeme yöntemlerinden bahsedelim arkadaşlar. Şu ekranda gördüğünüz şeylerden bir tanesi denik kabuğu. Tarihteki ilk ödeme yöntemlerinden bir tanesi. İnsanlar zamanında bu ödeme yöntemlerini kullanarak yani denik kabuğunu kullanarak ticaret gerçekleştirmişler. Bunun büyüklüğüne, küçüklüğüne, güzelliğine göre alınan malın hizmet veya kalitesinin kalitesinden karşılamışlar. Bir alpa, bir tamam balya, toplamda iki tane denik kabuğu şeklinde gerçekleştirmişler zamanındaki ilk ödeme yöntemlerinden. Zaman geçtikçe bunların şekilleri ve çeşitleri değişmiş. Mesela şu görmüş olduğunuz yuvarlak, en sağdaki yuvarlak demir artık insanların paralarının yanında taşımaya başladıkları anlamına geliyor. Artık insanlar paralarını yanına taşıdıkları metal bir çubukla iş geçirerek boyunlarında veya yanlarında taşımaya başladılar tarih boyunda. Fakat belli bir süre sonrasında çok parası olan insanlar için ağırlık yaptığı için zamanla kağıt paraya geçtiler. Ve günden güne değişim göstererek bugünkü duruma geldiler. Kağıt parayla demir para arasında çok bari bir fark var. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Demir parayla kağıt para hakkında, fark hakkında. Efendim buyurun. Efendim? Evet. Maliyeti daha yüksek diyor. Olabilir, o da bir gerçek. Başka bir şey var mı peki bildiğimiz? Nerede? Efendim? Ağırlığına göre değişir. Evet, o da olabilir. Ha, ağırlığından dolayı. Demir para daha ağır ama daha değersiz. Daha ağır ama daha değersiz. Evet. Olabilir. Yani o bir fark olabilir diyorsun aslında, öyle mi? Tamam. Başka var mı? Yok. Tamam. Söyleriz arkadaşlar. Kağıt parada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Demir parada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazar. Yani kağıt parada aidiyet eki olan i harfi yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ait değilmiş gibi bir imaj taşır. Tüm kağıt paralarda yazar bu. Sebebi şu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası aslında devletin içinde bir devlet kurmuş gibi özel bir yapıdır. Özel bir yapı olduğu için devletin bu bankaya hiçbir şekilde müdahale etme hakkı yoktur. O yüzden sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne ait değilmiştir gibi bir imajı vardır. Devletin içinde özel bir yapı. Fakat demir paralar devletin kontrolünde, devletin darphanesinde basıldığı için Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir imajı taşır. Türkiye Cumhuriyeti iyi ekini oradan alır. Aslında bu konu hakkında bir diğer efsane mi deniyor, şehir efsanesi mi deniyor bilmiyorum. Merkez Bankası'nın anlattığına göre. Kurtuluş Savaşı yıllarında insanlar askerlere birebir para vererek yardımcı olamadıkları için
Merkez Bankası'na herkes parasını yatırmaya başlamış. Kurtuluş Savaşı'nda halka ve askerlere kullansınlar diye. Merkez Bankası'nın elinde o zaman senet yok, çek yok, hiçbir şey yok. Belli bir kendi hissesinden belli bir pay vermiş bu halka. Ve o halkta bugünlerde o savaş yıllarında şehit oldukları için de hiçbir şekilde parayı tahsil edememişler. Neden? Çünkü arkasında varis bırakmamışlar. Ve Merkez Bankası'nın bugün dahil %5 hissesi halka ait. Bugün dahil. Ve bu halka ait hisseyi açıp da tamamını devlete aktaramadığı için aidiyet eki yok. Cumhuriyeti eki yok orada. Çünkü %5'i halka ait. O parayı hissesini kime vereceksin de %100'ü devlete ait olsun ki devlete bağlansın diye bir düşünce ortaya çıkıyor. Fakat o insanlar dediğim gibi kendilerine varis bırakmadıkları için %5 hissesi halen daha devlete halka ait olarak kalmaya devam etmiş. Ve bu yıllarda böyle kalmaya da devam edecek. Banka kartı hepimizde var. Belli bir miktar ödeme yapmamızı sağlayan, cebimizde belki çok fazla para taşımamamızı sağlayan kartlardan bir tanesi. Peki neden banka kartı kullanıyoruz? Banka kartı nakit kullanma ihtiyacını da azaltır. En azından bütçe yapmayı sevmiyorsanız, banka kartı kullanarak, banka kartının ekstresine bakarak o gün, o ay veya o hafta nerede harcama yaptığını görmenizi sağlayan basit bir ödeme yöntemi. Ödemenizin kaydını tutar, ATM bulunan her yerde bu ödemenizi gerçekleştirmenizi sağlamaya veya para çekmenizi olanak sağlayan bir karttır. Önemi hakkında, önemini vurgulamak amaçlı bir hikayemiz var. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde bağlı Gedere köyünde 8 yaşındaki A.Ü. babasının çakmağıyla oynarken samanla tutuşturdu. Geçen ay sattığı hayvanların parasını samanlığa saklayan baba H.Ü. samanlığın ve hayvan barınağının yandığını öğrenince sinek yüzü geçirdi. H.Ü. toplam 100.000 TL'lik birikiminin hepsini kazada kaybettiğini belirtti. Örnek verilmek için değil ve gerçek bir yaşanmış hikayedir ve halen de bu hikayeler günden güne artarak devam ediyor. Evinde yastık altında para saklayanlar, evinde dolabın çarşaflarının içinde altın saklayanlar gibi çok fazla insanlar var hayatımızda. Bu insanlar bu paralarını bankaya veya güvenli bir şekilde banka kartını kullanmış olsalardı bunların hiçbirini yaşamamayacaklardı. Bu yüzden çok fazla paranız varsa evinde sağda solda köşede değil de banka kartının güvencesiyle saklamanızı tavsiye ediyoruz size. Ki böyle hikayelerle karşılaşmayalım. Kim o efendim? Ah buyurun. Banka? Evet. Pardon, soruyu anlayamadım ben, bir daha söyleyeyim. Bankalar ne kadar güvenli? Bankalar devlet koruması altında oldukları için bankanın herhangi bir şekilde batması veya ki bankanın tamamen Türkiye'de en fazla bir bankaya kırılabilir. Tamamen batsa bile devlet güvencesi altında oldukları için bankanın milyarlarca müşterisine devlet garanti verir. Şöyle garanti verir. İş bankası batarsa, iş bankasında hesabı olan tüm insanların gelirlerini ve mevduatlarını devlet hazinesinden karşılama garantisi verir. Ne kadar güvenli diye sormadın mı? Alamayanların. Mesela, ismini hatırlayamıyorsunuz. Devletin böyle bir garantisi var. Fakat iki ihtimal aklıma geliyor şu anda. Ya o devlete bağlı bir banka değildir, özel bir bankadır. Vakıf bankadır. Yani vakıf banka derken vakıfların bir bankasıdır. Devlete bağlı olmanın için aramayabilirsin. Ama devlete bağlı Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Garanti Bankası vesaire gibi isimleri çoğaltabiliriz. Bunlara herhangi bir batma durumu veya bir şekilde olumsuz bir etken oldukları zaman devlet direkt el koyar. Yakın zamanlarda bir bankaya yine devlet el koydu ve insanların yatırım paralarını geri vermeye başladılar. Kayyum atayarak yaptılar bunu. Aynı bu şekilde devlet olaya mücadele ederek kendi hazinesinden kişi sahiplerine ne kadar bütçesi varsa ödemesini taahhüt ediyor zaten banka. Tamam. Efendim buyurun. Efendim? Banka da...
Diğer bankalar şu şekilde vermiyor. Diğer bankalar derken kastım şu bakın. Ben bireysel olarak banka kurabiliyorum şu anda. Efendim? Veriyor. Bireysel olarak 100.000 TL kadar bankalara veriyormuş hocam da. Evet. Başka var mı? Evet. Evet. Teşekkürler. Banka hesabı açmak aslında çok doğru bir şey. Pardon, buyurun. Evet. Çok fazla o konuda bilgim yok. Dediğim gibi hani dedim ya, çok fazla ekonomiyle alakalı işe giren bir bilgiye sahip değilim bu konu hakkında. Onu bankacılara ve işin erbabına sormak daha mantıklı olacaktır. Teşekkürler. Banka hesabını da açmak istediğiniz zaman kimlik kartınızı ve bu oturduğunuz adresi belgelemenizi ister banka sizden. Ve bankacılık hizmet sözleşmesi adı altında bir sözleşme imzalarlar. Bu ortalama 20-30 sayfaya imza attığının da anlamına gelir. Ve hemen hemen hiç kimse bu bankacılık hizmet sözleşmesini okumadılar. Okuyan var mı aralarında? 30 sayfayı teker teker ben okudum diyen varmış bir kişi. Teşekkür ederim. Hiçbir kişi demeyelim arkadaşım da varmış. Çoğu insan bu bankacılık hizmet sözleşmesini imzalamadan 30-40 tane sayfaya imza atarlar. Size tavsiyemiz bu işindeki olumsuz maddelere karşı teker teker bankacılık hizmet sözleşmesini de okumanız yanındadır. Bunun bir tanesini, bir kopyasını siz alabilirsiniz. Tamamını okuduktan sonra imzalayıp bankaya teslim edip hesabını da ondan sonra açabilirsiniz. Sözleşmenin neler yazar? Bir örneğini istemeniz sizin hakkınızdır. Sözleşme standart bir metinle yazılır ve her sözleşmenin altında elden teslim aldım, okuduğum gibi maddeler yazılmasını isterler. Para transferi var arkadaşlar. Gönderen hesapla alıcı hesap aynı bankada ise havale. Hesaplar farklı ise EFT. Alıcının tam adı ve banka şube hesap numarası EFT için mutlaka IBAN bildirmeniz gerekiyor. Bankanın istediği işlem ücreti ve transfer yapmadan önce öğrenebilirsiniz. Bunu BDDK denilen Borsacılık Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen miktarları öğrenmek için internet adresinden görebilirsiniz bunları. Ve Swift vardı, elindeki testlerde herhalde vardı bunun sorusu. Dünya çapında bankalar arasında elektronik fon transferini sağlayan bir sistemdir. Eğer bir banka hakkında ilgili bir şikayetiniz varsa, banka size olumsuz bir davranış veya ki olmaması gereken bir şekilde yaklaştıysa, yapmanız gereken ilk şey, bankanın şubesine doğrudan başvuru yapmak. Eğer banka şubesi bunu olumlu bir şekilde karşılamadıysa, bankanın genel merkezine başvurmak. Eğer daha da hala olumsuz bir yaklaşımla karşılaşıyorsanız, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna başvurabilirsiniz herhangi bir şikayetiniz hakkında. Bu şikayetin sonucunda BDDK o bankaya ağır bir yaptırım uygulamakla yükümlüdür. Yap bakalım. Sağlıklı bir şekilde dünyaya ayak basan diz çöken... Gerçekten harika. Her zaman hayallerimdeydi. Bunun bugün gerçekleşmesi çok zordu. Son günler biraz zor geçti ve başarılı olamadık. Çünkü hava durumu her zaman kötüydü. Uykusuz kaldık. Yani bunu bugün gerçekleştirmek gerçekten zordu. Bu videoyu neden izlettirdik? Ferit'in bu hafta için canlı olarak izleyen var mı arada? Ben izledim. Herhalde yok. Şimdi Ferit... varmış orada. Teşekkürler. Felix bu atlayışını gerçekleştirmek için tam 4,5 yıl boyunca çalıştı. Ve bu atlayışı sadece bu atlayışını gerçekleştirebilmek için.
İlk senesinde bunun başlangıç eğitimini aldı. İkinci senesinde 1000 metrelik atlayışlar gerçekleştirerek adaptasyon sürecini geçmeye çalıştı. Ve 3 ve 4. senelerde ise daha yüksek irtifa eğitimi alarak bu atlayışını gerçekleştirmiş oldu. Yani Felix'in bir hayali vardı. Elini tutması gereken bir hayali. Gerçekleştirmek istediği bir hayal. Bu hayalini gerçekleştirmek için Felix'in basamaklarını teker teker belirledi. Basamakları teker teker belirlerken de basamakları teker teker çıkması gerektiğini biliyordu. Felix'i ben daha önce tanıştığım için bunu biliyorum. Bu videoyu o yüzden kurdum. Peki Felix'in hayali bu şekilde ise senin hedefin ne? Ve siz bu hayalini gerçekleştirmek için bugün hedefinize ulaşmak için diyelim daha doğrusu kendiniz için ne yaptığınızı düşündünüz mü? Bugün. Hepimizin bir hayali var. Hepimizin bir hayali var. Fakat bu hayalini gerçekleştirmek için bugün ne yaptığınızı biliyor musunuz? Önemli olan o. Plan var mı? Var mı? Yok. Önemli olan bu arkadaşlar. Bir hayaliniz olması önemli değil. Bir hayaliniz her zaman vardır. Fakat bu hayalini gerçekleştirmek için bugün ne yaptığınız önemlidir. Bugün, yarın vesaire günleri kendinize bakmanız gerekiyor bu konu hakkında. Hep bahsettik para biriktirme, para biriktirme, para biriktirme diye. Paramızı neden biriktirdik? Hayal, hedef ve özgürlüklerimize ulaşmak için düzenli bir şekilde para biriktirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ayrı bir hesapta otomatik olarak ve aylık gelirinizin %10'u ve %20'sini kaptaması gerektiğini biliyoruz. Yani 1000 liralık bir geliriniz varsa bunun 100 lirasının veya 250 lirası arasında bir birikim hesabında olması gerektiğini tavsiye ediyoruz sizlere. Cimrilik ve tutumluluk arasında çok büyük bir fark vardır. Hani birikim yapın, şunu almayın, şunu almayın falan diyoruz ama cimrilik kısa vadeli kazanç düşünen insanlara cimri denir. Uzun vadeli hedefler olan insanlara tutumlu insan denir. Aynı şekilde cimri insan bir malın fiyatını sorar. Bu mal ne kadar? Eğer uygun bir fiyatı varsa kendisi için alır. Yoksa almazlar. Fakat tutumlu insanlar o malın değerini sorarlar. Yani bu malı alacağım fakat kaç yıl kullanacağım gibi bir değer sorar kendilerine. Cimri insan aynı zamanda parayı harcayamama dürtüsüdür, harcayamama. Tutumlu insan doğru harcama dürtüsüdür. Paranı doğru harcayabiliyorsanız tutumlu, harcayamıyorsanız, ihtiyacınız olduğu halde harcayamıyorsanız da cimri insan olarak değerlendirilir. Einstein parası yöntemi var. Einstein parası yöntemi diyor ki, ben bir patronum burada, bir işçime her gün 10.000 TL para verdim. Her gün ama. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. İkinci arkadaşıma bugün 1 kuruş verdim. Fakat her gün kendisini 2'ye katlayacak şekilde devam edecek. 1 kuruş, 2, 4, 8, 16, 32 katlayarak devam edecek. Diyor ki Einstein parası. Bir ay sonunda kimin parası daha fazla olur? 10.000'lerin parası daha fazla olur diyenler, 1 kuruşun parası daha fazla olur diyenler, yok. Soru anlaşılmadı mı? Efendim? Hangisi? Evet. 10.000'in daha fazla olur diyor. Ama her gün 1 kuruş vermiyorum buna. Her gün kendini 2'ye katlayacak şekilde devam ediyorum. Her gün 10.000 veriyorum. 2'ye katlamayacak burası. Daha fazla olur diyorsun. 1 kuruş daha fazla olur diyen var mı Ahmet'te? Varmış arka taraflarda. Bakalım sonuçları ne oluyor arkadaşlar? Birinci günü 1 kuruş verdim, ikinci gün 10.000 TL verdim. Birinci haftanın sonuçlarında topladığım zaman bu rakamla elde edeceğiz. Bu otur birinci günün sonucunda 1 kuruşun geldiği değer ortada ve 10.000 TL'nin geldiği değer ortada. Demek istediğimiz şu, paranın miktarı önemli değil. Cebinizde ne kadar para varsa ve bugün başlamak şartıyla, ben maaşım alınca pazartesi günü başlarım değil. Veya ki hafta sonu bugün, önümdeki hafta sonu başlarım şeklinde değil. Bugün cebinde ne kadar varsa birikime başlamanızı tavsiye ediyorum. Televizyon ortada. 1 kuruşun belli bir süre sonra ne hale geldiği ortada bu şekilde. 10 trilyon paraya kadar geliyor. Tabii ki 23. haftaya kadar gelemeseniz bile her 2 haftada tekrar tekrar başa dönerek birikim yapmaya devam edebilirsiniz. Yatırımı çeşitlendiğinde eğer bir birikim hesabında yatırım yapmayı düşünüyorsanız İlla ki bir yatırıma bağlı kalmayın. Hepsini altına yatırmayın. Hepsini dolara, hepsini euro hesabında yatırmayın. Çünkü o batarsa hepsi batar. Paranızın.
çeşitlendirin ki altın, gümüş, petrol, dolar, euro şeklinde paranı bölün ki en azından bir tanesi batarsa hepsi batmasın. Geri kalan dört ayakta kalsın. Bireysel emeklilik sistemi %25 devlet katkısıyla 56 yaşına kadar geldikten sonra kendinize maaş bağlayan bir sistem. Bu konuda en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Ben diyor 1 trilyon para yatırırsam diyor, bunun %25'e kadar devlet bana mı verecek sorusunda karşı karşıya geliyoruz. Hayır, vermiyor. Tamamen şu sistem üzerine kurulu. En fazla katkıyı asgari ücret kadar verebiliyor size. Yani siz isterseniz 5 trilyon para üretin, 5 trilyonun %25'e kadar devlet size katkı vermiyor. Maksimum verebileceği en fazla katkı o günün asgari ücret tutarıdır. Eğer bireysel emeklilik sistemi düşünen arkadaşlarımız varsa o konuyla yine konuşabiliriz çıkışta. Yatırım fonları, hazine bonosu, altın hisse senedi derken demin yatırımları çeşitlendirin demiştik ya. Bu yatırım çeşitlendirmek için çeşitlerden birkaç tanesi bunlar. Brüt gelir, net gelir arasındaki farka bakarsak yatırımlarımızdan sağlayacağımız gelirlerden devlet vergi alır. Ben senin yatırımlarını koruyorsam sen bana belli bir miktar bedel vermek zorundasın tarzında. Vergisi kesilmemiş geliri brüt gelir denir. Yani ben bazı insanlar diyorlar 5000 TL maaş alıyorum ama elime geliyor 2000 TL gibisinden. Aradaki fark buradan kaynaklanıyor tamamen. Vergisi kesilmiş geliri net gelir denir. Ve ekranda yapmayı düşündüğünüz yatırımların yıllık stopaj ürünleri, stopaj oranları ekranda. Vadeli mevduata yatırım yapmayı düşünüyorsanız yıllık olarak %15, hazine bonosunun ve tahvilin %10, yatırım fonunun %10, hisse senedinin ise devlet kesintisi gerçekleştirmiyor. Enflasyon canavarını belki hepimiz biliyordur diye düşünüyorum. Enflasyon canavarı çok sevimli bir canavar olmasına rağmen İnsanlar canlılar karınlarını doyurmak için bir şeyler yeme ihtiyacı duyarlar. Enflasyon canavarının bir şeyler yemesi tamamen paradır. Ne kadar çok fazla yersi o kadar iyi, ne kadar az yersi o kadar kötü. Yani enflasyon kısaca şudur. Bu ürün bugün 1000 TL ise, eğer önümüzdeki sene bunu 1000 TL'ye satın alamıyorsam, 1100 TL ise enflasyon vardır. 900 TL ise enflasyon düşüktür ve iyi bir şeydir bu. Enflasyon tanımı tamamen bu şekilde. ÜFE ve TÜFE olarak ikiye ayrılır. Tüketici fiyatları endeksçi, üretici fiyatları endeksçi. Bir tüketiciye karşı uygulanan enflasyon var, bir de üreticiye karşı uygulanan enflasyon var. Bu ikisi tamamen dengede olmak zorunda. Eğer siz tüketiciyi düşünürseniz, üreticiler zor durumda kalır. Üreticiyi düşünürseniz, tüketiciler zor durumda kalır. Her zaman enflasyonlar birbirlerine denge halindedir. Davranış ilkeleri. Demin bahsettik ya, tamamen güven açısından bakarsak, bankalar ve finans sistemi paranızı yönetmek için bir de çeşitli olanaklar sunar. Bu sistemden yararlanırken davranışlarımızdan da bazı ilkeleri gözetmek, hem bizler için hem de karşımız için olumlu etki yaratacaktır. Mesela akılcılık. Bankaların amacı sizleri hizmet karşılığında kar elde etmektir. Siz de amacınızın ne olduğunu belirlerseniz, ne almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Hani bazı bankalar diyor ki bireysel emeklilik yapalım, yatırım hesabı açalım vesaire gibi tekliflerle gelebilirler. Bu sizler için zararına olabilecek davranışlardan bir tanesi. Yapacağınız işlemlerin size yarar sağlayacağı yararı ve karşılığında getireceği yükümlülükleri tartın demiş. Ve sormanız gereken soru, bireysel emeklilik yapmak bana değer mi? Veya bu yeni bir kredi kartı almak bana değer mi gibi sorular sormanız gerekiyor arkadaşlar. Hesaplarını değilleyin, hesap dışı hareketler varsa bankanıza başvurun. Bankadan gelen her yazıyı okuyup inceleyin, anlamazsanız mutlaka sorup öğrenin. Farklı bankaları izleyin, gerektiğinde banka değiştirin. Bu banka 7,5 faiz veriyorsa, öbür banka %10 faiz vermesi sizin oraya ister istemez geçirmenize yeterli bir sebep olacaktır. Faydanlık ve dürüstlük, siz bankaya ne kadar açık ve şeffaf bir şekilde giderseniz bankadan almak istediğiniz ürün ve hizmet o kadar şeffaf bir şekilde geri dönecektir. Bazı insanlar vardır, bankalar hesaplarını
çok fazla yaptığı işi çok farklı gösterip de daha fazla kredi almaya çalışan insanlar vardı. Ben bunu hayatımda gördüm. Bu insanlar hem kredi alamadıkları gibi hem de bundan sonraki hayatında hiçbir şekilde kredi alamayacaktır anlamına gelen red bond dedikleri bir şey var. Kredi kayıt bürosunda artık diyor ki yalan beyanında bulunmaktan dolayı bundan sonraki hayatında hiçbir şekilde kredi veya kredi kartı alamayacaktır şeklinde ifadelerle karşılaşıyorlar. Bunun sebebi tamamen çaydanlık ve dürüstlük ilkelerinden sapmış olmasından dolayı gerçekleşiyor. Borca sadakat son olarak finans sistemi karşılıklı güvene dayanır. Yani siz ne kadar zamanda verirsiniz, o kadar zamanda alırsınız. Siz nasıl güveneceğini bankaya yönelirseniz, bankada güveneceği müşteriye yönelir. Borcunuzda çağırdık olduğunuz sürece olanaklarını genişler arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bana sormak istediğiniz başka bir soru varsa alabilirim onu. Bir soru var herhalde. Buyurun. Efendim. Evet. Sürekli derken tamamen miktarını sizin belirlediğiniz miktarda. Ama bunun minimum miktarı 100 TL olarak başlıyor günümüzde. 3 sınır yok. İstediğiniz kadar yatırabilirsiniz. Ama şu anlamına gelmiyor. %25 devlet katkısını vermiş olması senin 50 trilyon yatırıp da bu 50 trilyonun %25'ini devletin sana vereceği anlamına gelmiyor. Maksimum katkısı o günün asgari ücreti kadar. Bu kadar. Bireysel emekli sözleşmesinde varislerinde belirtilen bir maddeler var. Eğer sizde herhangi bir şey olursa paranın devamını veya tamamını kime teslim edelim şeklinde iki tane maddeleri var. Eşime, oğluma veya herhangi birisine şeklinde yazman gereken form var. Onu belirtiyorsun zaten sen. Hani herhangi bir şey olursa. Ha şu olabilir, 56 yaşına kadar gelmedim ama ben bu sistemden çıkmak istiyorum. Param ne olur diye sorarsan da belli bir oranda kesinti yaparak paranın tamamını sana geri iade ediyorlar. Hepsini de vermiyorlar tabii ki. Efendim? Evet. Tamam. Ha tamam. Var mı başka? Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Bir daha söyleyeyim, anlamadım. Evet. Bu soruyu birazdan cevaplasam olur mu? Hiç bitmem diyor ki şu anda biteceğim. Bir dakika geldim oraya. Var mı başka? Başka var mı? Var var, krepten daha sorumlu var. Buyurun. Evet, ana paranın değil, yatırılan paranın. Belli bir yılda, belli bir kesinti yaparak sana geri veriyor. Atıyorum 10 yıldan önce çekersen diyor, %5 veya %10 kesinti yaparak sana vereceğim diyor. 56 yaşına gelmeden 20 yıl yatırmaya devam ettim. 20 yıl sonra çekmeye kalkarsam diyor, sana %25 kesintiyle paramı iade edeceğim diyor, söylüyor sana zaten. Evet. O zaman da %25 devlet katkısı almıyorsun ama. %10 olabilirsin. Bunun yatırım katkı miktarı çok fazla olduğu için cazibeye geliyor. %25. Onlarda %5, %10 arasında değişen miktarlar var. Cazibesi buradan geliyor. Teşekkürler. Buyurun. Evet. Ana paranı da vermiyorlar. Aslında eğer şöyle bir şey var. Eğer şöyle bir şey var. Herhangi bir bankın hangi bankana yaptıysanız sözleşmeleri bankadan bankaya değişiyor. Eğer bankanın içinde sözleşmelerinin içinde 10 yılın altında paranın çekilmesi durumunda diye şunlar olur diye maddeleri varsa çekemeyebilirsiniz. Veya bu B bankası bu maddeyi yapmayabilir mesela. Ana paranın avantajlarını alan başka bir bankaya geçebilirsiniz. O zamanın şartlarında arttırmanız gerekir bunu.
hakkında konuşuyorum zaten. Bambaşka sonu arkadaşlar. Teşekkür edeceğim ben. Dinlediğiniz için ve en azından sabrettiğiniz için teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun.